Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi bir başarıya imza atarak asıllı çağrı sayısında Türkiye beşinciliğine yükseldi. Henüz bir çatı altında birleşeli 2 yılını doldurmayan Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi 2022 yılında asıllı çağrı sayısının %53 yükselterek Türkiye genelinde Çorum'u ilk 5. sıraya taşıdı. 2021 yılına göre 2022 yılında çağrı sayısında 70 bin düşme yaşanırken, 2021 yılının 1. ayında asıllı çağrı sayısı 13'lerde seyretti. Acil Çağrı Merkezi buyurun. 2021'in sonunda başarılarını artıran Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, başarılarını artırarak 2022 yılında asıllı çağrı sayısını %53'lere çıkarırken, asılsız çağrı sayısını da %47'lerde tutmayı başardı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 112 acil servisin gereksiz aranmaması yönünde eğitimler düzenlenerek farkındalık oluşturuldu. 112'yi asılsız arayan vatandaşlara yönelik toplum baskısı uygulamak için muhtarlarla görüşülerek uyarılarda bulunuldu. Gereksiz olarak 112 çağrı merkezi ekiplerini meşgul edenlere mesajlar atılarak bilgilendirme yapıldı. 2022 yılında sürekli asılsız ihbarda bulunan vatandaşlara toplam 561 lira cezai işlem uygulandı. Küçük yaşlarda bazen olabiliyor ya, ben de o yüzden sordum. Karın ağrısı dışında başka bir şikayeti var mı? Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, çağrı merkezi hakkında bilgileri aktararak asıllı çağrılarda Türkiye sıralamasında ilk 5'te olduklarını söyledi. 112'de 2021 yılında 555 bin civarında toplamda bir çağrımız olmuştur. 2022 yılında bu 485 binin civarına düşmüştür Aralık ortası itibariyle. Bu sayılardan da anlaşılacağı üzere 2021 yılından 2022 yılına 70 bin civarında çağrımız düşmüştür. Çağrı sayımız azalmıştır. Bu da vatandaşlarımızın bilinçlenmesi sayesinde, farkındalık oluşması sayesinde bu çağrı sayımız azalmış ve nitelik kazanmıştır. Bu niteliğin olmasından dolayı da asıllı çağrı sayımız yükselmiştir. İlk başladığımız 2021'in 1. ayında asıllı çağrı sayımız %13 iken 2021'in sonunda bu sayı %28 olmuştur. Türkiye geneli 2021 ve 22 ortalamaları %32 asıllı, %68 asılsız çağrı olarak kayıtlarımıza geçmiştir. 2022 yılının sonunda da bu oranı asıllı çağrı sayımızı %53'e yükselterek Türkiye genelinde ilk 5. sıraya girmiş sıradayız, yükselmiş durumdayız ve bu ilk 5'te gerçekten 2 yıl daha dolmadan büyük bir başarıdır diye düşünüyorum ve bu konuda tüm personelimize teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Başarılar nedeniyle ekibini tebrik eden Demiral, kurum olarak bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini, 112'yi arayanların adreslerini doğru tarif edebilmeleri için magnetler bastırıp vatandaşa dağıttıklarını dile getirdi. Vatandaşımız 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığımızda, ihbar verdiğinde olayın heyecanından, olayın durumundan dolayı, o anki bulunduğumuz psikolojiden dolayı adreslerini unutabiliyorlar. Adreslerini eksik veyahut da yanlış söyleyebiliyorlar. Onun için vatandaşlarımızdan ricamız, adreslerini doğru söyleyebilmeleri için ya kısa bir not kağıtlarına yazıp bunu dolapların üzerine veyahut da göz uçlarına olabilecek şekilde asmaları veyahut da bizlere gelen faturalara, bu elektrik faturası olabilir, doğalgaz faturası olabilir, bunları yine aynı şekilde buzdolaplarına veyahut da göz uçlarımıza astığımız zaman adreslerimizi unutmayıp doğruca, yanlış olmadan net vererek ekiplerin acil durumumuza en kısa sürede ulaşmasını sağlayacaktır. Biz acil çağrı merkezi olarak şu şekilde farkındalık oluşturmak için magnetler bastırmıştık. Burada öncelikle il, ilçe,
hangi ilçeden aradığımızı, eğer ilçeden arıyorsak hangi ilçeden aradığımızı mutlaka belirtelim. Mahalle, sokak, cadde, kapı numarası, bina ismi, bu gibi adresleri tam olarak kısaca verdikten sonra ekiplerimiz olay yerine en kısa sürede ulaşacaklardır ve size yardım edeceklerdir. 112'ler mağdur etme yeri değil, mağduriyetlere çare bulma yeridir.